alsınlar seni revire, ha? Yok, istemem. Koğuştakiler falan da zaten ilgileniyor ya benimle. Öyle revirde falan tek başıma gene çok kötü olurum. Şadiye, korkma tamam mı? Kendine mukayyet ol. Seni kurtaracağım buradan. Bak araştırıyorum sana bunu kim yaptı, neden yaptı tamam mı? Benim kabahatim. Senin bana verdiğin güzel hayatın kıymetini bilemedim ben. Ama bak abla, ben buradan bir çıkayım. Allah'ın izniyle ben buradan bir çıkayım. O zaman hiç utandırmayacağım seni. Biliyorum bir tanem. Biliyorum, sen hiç merak etme. Bizim birbirimizden başka kimimiz var? Kucaklayacağız birbirimizi tabii. Ben de seni hiç bırakmayacağım. Söz veriyorum tamam mı Şahin? Bir şey öğrendim ben. Sen şimdi benim avukatımsın ya. Sabah 9, akşam 5. İstediğin kadar kalabiliyorum burada. Kimse öyle gelip de kış diyemiyor. Bugün biraz daha kalsam? Ben şimdi senin davan için çalışıyorum ya. Burada kalırsam o zaman nasıl kurtaracağım seni Şadiye? Ha canımın içi. Koğuşta bir tane pencere var. Bir görsen dosya kadar. Ben de bütün gece oradan baktım. Yedi tanecik yıldız görünüyordu. Bir düşün abla. Böyle koskocaman gökyüzü. Yedi tane görünüyor yalnız. Yıldızlar duruyor orada. Sen bir çık. Hepsini kucaklarız. Tamam mı? Yatarız altına tek tek sayarız milyonlarca yıldız. Kendine mukayyet ol yeter ki korkma. Ulan bu Şadiye'nin yüzünden Nari'nin başına gelmedik iş kalmadı. Arkadaş ne istiyor onu anlamıyorum ki. Ablası ayrı titriyor üzerine. Ben ayrı titriyorum. Deniz manzaraları odalar tuttuk. Yok arkadaş yok. Fırsatını buldu evin kaçtı. Bir de cinayet kaldı üstüne. Zafer ne yapacak? O çocuğun hali ne olacak? Abi mahvoldu çocuk ya. Mahvoldu yani. Sen bir de erkek ol falan diyorsun çocuğa. Abi öyle bir kızla evlenmek kolay iş mi? O kız yani... Ne diyorsun lan sen? Şadiye'nin başına ne geldiyse o it yüzünden geldi. Şadiye'nin tek kurtuluşu o olan. Ama sen bunu anlamıyorsun tabii. Sen öyle diyorsan öyledir abi. Çıksın da Allah tamamını erdirir yani. Lan şunu çocuğun elinden alın, gözünü çıkartacak şimdi. İlgilensene lan çocuğunla. Zaten çocuğun anası gitti, travma yaşıyor. Nasıl göndereceğiz biz bunu böyle okula? Vahşi vahşi. Abicim ben ne anlarım çocuktan, çocuğun deyip duruyorsun ama ya. Gürbüz abi getirelim, ilgilensin. Gerekiyorsa seninle de konuşur yani. Benim Gürbüz'e falan ihtiyacım yok lan. Benim sıkıntım psikolojik değil, sosyolojik. Ne bakımdan abi? Daha ne olsun lan? Atıf kayıp benden biliyorlar. Irmak yurt dışına çıktı, Fırat tasmasız kaldı. Şadiye cezaevinde. Deniz Hanım candan ayrılmış, morali bozuk. O sonuncu Deniz Hanım ne alaka abi? Ben onu pek kavrayamadım. Ne? Bir alakası yok oğlum işte, lafın gelişi söyledim. Vallahi bana pek öyle gelmedi. Şimdi hanımefendi boşa çıktı. Senin de ilgini çekti tabii. O böyle bünyede ufak bir kafa karışıklığına yol açtı gibi geldi bana. Lan gevşek gevşek konuşma, benim tepemin tasını attırma. Sana lan benim bünyemden. Sen benim bünyemin kahyası mısın? Lan yürü git. Kaybol. Göstermeyeyim şimdi sana bünyeyi. Efendim Fırat. Seni merak ettim. Ne yapıyorsun? İyiyim. Şadiye'ye gittim. Nasıl? Kötü. Oradan bir an önce kurtulması lazım. Kafayı yiyecek. Peki var mı bir gelişme? Yok. Ben şimdi emniyete gideceğim. Kafama takılan birkaç soru var. Onları halledeceğim. Oradan da bizim hukuk bürosundan aradılar. Uğrayıp bir şeyler almam gerek falan filan. Biz seninle gelmemi ister misin Nari? O Erol pisliğine bir terslik çıkarmasın orada. Yok yok. Gerek yok. Ben hallederim sağ ol. İyi tamam. Akşam gelirim konuşuruz o zaman. Gelme Fırat. Nasıl istersen Nari. Herkesten, her şeyden nefret ediyorum ben. Nefret ediyorum. Yıllardır uğraşıp kurduğum huzuru bir anda paramparça ettiler. Ah Atıf neredesin ya? Neredesin? Bu
burada olsaydın şimdi. Güldürseydin beni. Eğlendirseydin, biraz dalga geçseydin halimle ne olurdu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.